Bu ne kadar çirkin bir şey lan bu. Lan bu. Şuraya bak. Lan bundan köpek mi lan bu? Ben size söylüyorum. Tut. Tutuna bak. Bak köpeğin kafasına bak. Dilini çek, dilini. İyi akşamlar beyler. Sen de kimsin be? Birazdan size kimin daha köpek olduğunu gösterecek kişi. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun, başkomiserim. Nedir durum? Asayiş Berkemal başkomiserim. Bugün elimize Marazeli'nin İstanbul'a geri döndüğü yönünde bir istihbarat ulaştı. Gözünüzü dört açın. Her an için gelebilir. Baş üstüne komiserim. Esra, hadi gel biz bir içeriği kolaçan edelim. Hı. Aslında hemen şimdi kaşınızın ortasına birer kurşun sıkıp sizi gebertmek de var. Ama öylesi benim içimi rahatlatmaz. Benim de sizin köpeğimle oynadığınız gibi sizinle oynamam lazım. Bizim de canımız sıkılıyordu aslında. Kendimize eğlence arıyorduk. Boşuna dememişler. Arayan belasını bulur. Thank you.
Kapak nedir? Bu Marazeli'nin İstanbul'u soyup sovana çevirdiği çete günlerinde bizi aldatmak için kullandığı gizli tünelin bir girişi Esra'cığım. Nasıl aldatıyordu ki bizi böyle? Biz Marazeli'yi gayet uslu, işinde gücünde, burada elemanlarıyla birlikte araba yıkayan, ekmek parasını kazanan bir adam sanırken, Marazeli ve adamları geceleri kimselere görünmeden bu kapaktan inip, buradan arka sokaktaki hastanenin altına bağlanan bir tünelden geçip, hastanenin acil servis kapısında kendilerini bekleyen ambulansla soygunlar yapmaya gidiyorlardı. Bu sırada bizim kapı önünde nöbet tutup 24 saat onları gözleyen arkadaşlar da Marazeli'yi odasında uyuyor sanıyorlardı. Vay be, ne büyük tezgah kurmuş adamlar. Sen ne diyorsun? Bir ara bizim organize şubenin tek işi Marazeli ve çetesini çökertmekti. Ne oldu peki sonunda? Esra'cığım, biz hala kimi yakalamaya çalışıyoruz? Bir şey soracağım. Dikkat ettiysen mekandaki bütün kapılarda mühür var. Ama bu kapakta ne kilit var ne mühür. Haklısın.